İyi akşamlar. Mürekkepten Beyaz Perde kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Kaya. Uzun süredir yayın yapamıyorduk. Bunda tabii ki bazı teknik problemler ve beraber program yaptığım arkadaşım Hikmet Hoca'nın yoğun çalışmasından dolayı bir ara vermek zorunda kaldık. Pandeminin de etkisiyle bir süre yayın yapamadık. Bundan sonra kanalda yayınları ben tek başıma yapmayı düşünüyorum. Ara ara muhakkak çok iyi misafirlerimiz olacak. Onlarda da edebiyat ve sinema üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Bütün YouTube mecrasında edebiyat ve sinema üzerine yayın yapan, bu alanda kültür anlamında yayın yapan insan çok az. İnşallah ben hafta boyunca okuduğum kitaplardan, izlediğim filmlerden sizlere bahsederek sizlerin de katılımıyla güzel bir program yapmayı düşünüyoruz. Ekrana yansıttığım gibi bugün 4-5 eserden bahsedeceğim ama ilk başta John Fante'nin Bahara Kadar Bekle Bandini adlı romanı ve Byung-Chul Han, Güney Koreli, önemli bir filozof olan Byung-Chul Han'ın Yorgunluk Toplumu adlı eseriyle sohbetimize başlayacağız. İsterseniz Yorgunluk Toplumu ile başlayalım. İnsan Yayınlarının yan bir yayın yayınevi olan Açılım Kitap'tan çıktı. Çok ince bir kitap ama ince olduğu kadar çok doyurucu ufuk açıcı, önemli bir kitap. İsminden de anlaşılacağı gibi Yorgunluk Toplumu günümüz insanının açıkçası karşı karşıya maruz kaldığı problemleri detaylı bir şekilde bize anlatıyor. Modernite ile birlikte insanlar disiplin toplumuna adapte oldular. Neydi bu disiplin toplumu? İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren modernite bize belli kalıplarla ne yapmamız gerektiğini söyledi. Belli bir işe gidilecek, belli saatlerde çalışılacak. Bununla bir kazanç elde edilecek. Toplumun oluşturduğu, devletin oluşturduğu kurallara uyulacak. Buraya kadar her şey güzel. Bu Yung Chun diyor ki, Asıl modern insanın trajedisi postmodern çağda yeni bir dönemle başladı. Biz artık disiplin toplumu değiliz, performans toplumuyuz. Özellikle sosyal medya, Instagram, Twitter, Facebook bunların hayatımızda büyük bir yekim tutmasıyla bireyler bir şeyleri yapabileceğini gördü. Eskiden toplum bize bazı şeyleri yapmamız gerektiğini söylüyordu ve belli kalıplar çiziyordu. Foucault bunları çok detaylı anlatıyor işte hapishanenin doğuşunda. Modernitenin bize hangi kalıpları çizdiği çok güzel anlatır. Ama bugünün toplumu bizden daha farklı şeyler bekliyor. Bize yap komutu yerine yapmalısın, malı meli emriyle aslında hitap ediyor. Bu yapmalısın modern insanı oldukça sıkıştıran bir şey. Biraz kilo aldığımızda ne diyoruz? Zayıflamalıyız. Zayıflamalıyım, spora gitmeliyim. Çevremizde müzik enstrümanları kullanan birisini gördüğümüzde ben de yapmalıyım. Bir spor faaliyetini iyi yapan birisini gördüğünüzde ben de yapmalıyım. Ekonomik olarak başarılı birini gördüğümüzde ben de yapmalıyım. İşte bu yapmalıyım duygusu, bu kalıp aslında insanı oldukça daraltan, bunaltan bir kalıp diyor Uyung Çulhan. Ve bunu tabii ki Güney Kore'nin o kalkınma modelinde bizzat hayatında tecrübe ettiği için çok kolay bir şekilde analiz edebiliyor. Bugün insanların aslında en büyük mutsuzluğu yapmak istediği şeyleri yapamaması. Bu yaz tatile gitmeliyim. Ne olur gidemezsek? Gidemezsen mutsuz olursun. Bu çok daha ağır diyor eski topluma göre. Çünkü eski toplumda bir şey yapamadığınızda çok büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalmıyordunuz. En azından psikolojik anlamda. Ama bugünün Bireyi, bugünün insanı bir şeyi yapamadığında kendisini çok mutsuz hissediyor. Zaten son dönemde biz geçen sene de Güney Kore ile ilgili e, Parazit dizisi filmini konuşmuştuk Hikmet Hoca ile. Film izleyenler hatırlayacaktır. Filmde de üst sınıfa dahil olmaya çalışan bir aile, oldukça fakir bir aile. Her türlü numaraları çevirerek zengin bir ailenin yanına yerleşiyordu. Ve zengin gibi yaşıyordu. Onların yanında müreffeh bir hayat sürüyordu. İşte bu aslında Han'ın anlattığı yorgunluk toplumunun sinemaya uyarlanmış versiyonu. Neden yorgun toplumuz? Çünkü yapmak istediğimiz şeyler yapamadığımızda bizde bir yorgunluk yüklüyor. Başarısızlık güdüsü ortaya çıkıyor. haliyle insanı daraltan, bunaltan bir durum bu. Kitapta çok önemli noktalar var. Ben de birkaç yerin çok altını çizdim. Hannah Arendt'a vurgular yapıyor, Nietzsche'ye, Foucault'a. Dönemin önemli filozoflarını da çok iyi okumuş. Gerçekten zihin açıcı bir filozof Buyung Chulhan. Evet, performans toplumunda diyor herkes kendi kendinin egemeni ve efendisidir. Dolayısıyla kendi kendinden başka kimsenin boyunduruğu altına girmez. Bu açıdan itaatkar özneden ayrılır. Tahakküm yöntemlerinin ortadan kalkışı özgürlüğe götürmez. Daha ziyade özgürlük ve zaruretin birbirine geçmesine müsaade eder. Böylece performans öznesi performansın azamileştirilmesi için mecburi özgürlüğü veya kısıtsız mecburiyeti temellik eder yani kapsar. Bu hissediyor başkalarını sömürmekten çok daha zor bir durumdur çünkü insanın devamlı kendisiyle mücadele etmesi aslında insanı çok yoran bir şey. Yani çevremizde çok fark etmişizdir. İşte zayıflamak isteyen bir bireyi ele alalım. Çevresi ona aslında bakışlarıyla konuşmalarıyla onun zayıflaması gerektiğini söylüyor. Bu birey bunu devamlı bilinç altına atıyor ve kendisiyle hep şu mücadelenin içerisine giriyor. Zayıflamalıyım, zayıflamalıyım, zayıflamalıyım. Peki zayıflamazsa ne oluyor? Kendisine olan öz saygısını kaybetmiş oluyor. Öz güvenini kaybediyor. Toplum içerisine çıkmaktan imtina ediyor. Arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde kendisini yalnız hissedebiliyor. Devamlı gözlerin ona baktığını düşünüyor. Bu modern çağın insanın aslında yaşadığı en büyük trajik duygu. Dikkat edelim hepimiz işte sosyal medyada en güzel fotoğraflarımızı koymaya çalışıyoruz. Neden? O vitrinde ben güzel bir obje olarak görünmeliyim. Bu buna çok güzel vurgular yapıyor. Bu anlamda çağın önemli filozoflarından birisi Metis yayınlarından da epey kitabı çıktı. İnsan yayınlarının yan yayına olan açılım kitaptan çıktı. Bütün kitaplarını e, tavsiye edebilirim. Gelelim bir diğer kitabımıza. Amerikalı John Fante'nin Bahara Kadar Bekle Bandini. Çok sevdiğim bir yazar. Neden çok seviyorum? Amerikanın ilk kuşak yazarlarından 1900'lerin başında İtalyan bir ailenin çocuğu. Amerikanın ilk dönemini düşünecek olursak arkadaşlar oldukça fakirlik çekiyorlar. O büyük buhranı iliklerine kadar yaşıyorlar bu ilk kuşak bütün yazarlarda karşımıza çıkar. Carson McCullers, Bernard Malamud, John Fante, hatta o meşhur yazarları da katabiliriz buna Steinbeck. O derin yoksulluğu çok güzel anlatır. Cassandra Geçidin yazarı, şu an ismini hatırlayamadım. Cassandra Düğün'ün özür dilerim. O da çok önemli bir ilk dönem yazarlarından. Natalya Nevest, bu ilk dönem yazarları, hatta William Faulkner da katabiliriz. O biraz daha Amerika'nın güneyini anlatır, Texas civarını. Hepsinde bu duyguyu görürüz. John Fante bu kitabında bir aileden bahsediyor, İtalyan bir aile, Svevo Bandini evin reisi, üç oğlu ve karısıyla küçük bir evde yaşıyorlar. Bir süre sonra evin babası Svevo, evin reisi evi terk ediyor. Çocukların anneleriyle olan diyalogları, o fakirliğin üzerlerine sinmesi, kadıncağızın yoğun bir yaşam mücadelesi. Bunları John Fante böyle gözümüze sokarak anlatmıyor. Belki de edebiyattaki en önemli tuzak şudur, sanattaki. Toplumsal bir trajedi, bir problemi insanların gözüne sokarak anlatmak yerine onu metnin içine yedirerek hayatın doğal akışına uydurarak o elbiseye giydirerek anlatmak orada işte büyük yazarlık devreye giriyor. John Fante bunu bence kusursuz yapıyor. Çok doğal bir anlatım var. Bu arada Abi Pardon'un da muhteşem Türkçesi yani adeta yeniden yazılmış gibi Türkçesiyle Okumak çok keyifli. Bütün eserlerini Avi Pardo çevirdi. Avi Pardo çevirilerine de bir parantez açmak isterim. Gerçekten Türkiye'deki en önemli çevirmenlerden birisi. Eserin İngilizcesini okumadığım için muhteşem çevirmiş diyemiyorum ama Avi Pardo'nun kendi dili çok tatlı. Zaten Chomsky eserlerinden de bilirsiniz. Birçok o ilk dönem Amerikan edebiyatının önemli yazarlarını Avi Pardo edebiyatımıza kazandırdı. Tekrar dönelim esere. Bandini ailesini bırakıp gidiyor. Çocukların yani evde yaşadıkları ev olabildiğine kötü bir ev. Hatta şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, sıcak suyu getiriyorlar. İşte çocukları annesi evin ortasında yıkıyor. Bizim kuşağın, 80'li kuşağın, 70'ler, 60'lar çok daha iyi bilir zaten. Onlar bunları çok yaşadılar. Ee, banyo haftada bir gün olur. Ee, ki bazı evlerde hiç banyoda olmaz. Evin ortasında çocuklar yıkanılır falan. Bunlar yoğun bir şekilde yaşanıyor. Metnin arka planında İtalyan ailenin Amerika'ya uyum sağlama süreci. Malumunuz üzere o dönem İtalyanlar, İrlandalılar, hatta Çinliler, Börgür diye bir dizi vardı. Çinlilerin o entegrasyon sürecini anlatan çok iyi bir dizidir o da çok sıkıntılar yaşamışlar. İtalyan mafyası, İrlanda mafyası, baba filmini hatırlayalım orada karşımıza çıkar. Birçok bununla ilgili film de çevrildi. İtalyanların ve İrlandalıların birbirleriyle mücadelesi, siyasete atılmaları, uyuşturucu işlerine girmeleri, çete kurmaları falan. Metnin arka planında bunları anlatır hep John Fante. Ama diğer taraftan da çok böyle insanı hiç yormadan, çok tatlı bir şekilde ailelerin, bireylerin yaşadığı o trajedileri, o yoksullukları insanın içine işleyerek anlatır. O anlamda hani Paul Valery'nin ideoloji sanatta bir elmadaki vitamin gibi olmalıdır sözünü hep hatırlıyorum ve hatırlatıyorum. Hani biz elmayı yeriz ama vitaminini hissetmeyiz. İşte ideoloji de bir eserin içerisinde böyle olmalıdır der. Olacağı kadarsa tabii. Yani bir ideoloji için eser yazılmaz ama hayattaki problemler de o şekilde anlatılmalı. John Fante'nin Toza Sor, Üzümün Rengi birçok önemli romanı var. O romanlarını da, bütün romanlarını tavsiye ediyorum. Hepsi parantez yayınlarından Abi Pardo çevirisiyle çıktı. Bir dönem baskılarında problemler vardı ama şu an baskılarının çoğu bulunuyor bulamadığınız baskıları da yine internetten nadir kitaptan temin edebilirsiniz. Bunlar dışında bahsedeceğim Türk edebiyatından bir eser olacak. Yine bir yabancı edebiyattan bahsedeceğim bir eser olacak. Evet, önce Olivier Gez'den bahsedelim. Ekrana veriyorum. Joseph Mengele'nin kayboluşu. Olivier Gezim bu eseri arkadaşlar profil yayınlarından çıktı. 2017 Rönedot ödülü almış. Önemli bir eser. Peki Joseph Mengele kimdir? Bu eser neden bu kadar önem kazanmış? Onlardan da bahsedelim. Joseph Mengele Auschwitz'te Hitler'in doktorlarından bir tanesi. Genetik doktoru. Orada Önemli deneyler yapıyor. Ağuşus'a gelen Yahudileri kamyonlardan indiklerinde, araçlardan indiklerinde ilk Josef Mengele karşılıyor. Oldukça misafirperver gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Orada sakatları, hastaları, ikizleri, baba oğul hastaları bunların hepsini ayırıyor. Bunların üzerinde deney yapıyor. Nasıl deney yapıyor? Önce bunları öldürtüyor tabii ki. Hiç gözlerinin yaşına bakmadan. Sonra onlar üzerinde deneyi yapıyor. Ona verilen görev şu. Hitler ona diyor ki üstün Alman ırkını sen yaratacaksın. Bunun için de genetik bilimine çok önem veriyorlar. Yani kusursuz Alman ırkı yaratılmalı. Hatta Hitler sadece Yahudileri katletmiyor. Hastaları, birçok önemli hastalığı olanları, sakatları hepsini Hitler katlediyor. Kendi vatandaşı olsa bile. Neden? Kusursuz bir Alman ırkı yaratmak için. Josef Mengele de kendisinin çok kutsi bir görev üstlendiğini düşünüyor. Ve bunu kusursuz bir şekilde yapıyor. Hatta daha sonraki Auschwitz tanıklıklarında insanlar şunu anlatıyorlar. Yani mahkumlar Mengele'yi gördüğünde elleri ayakları titrerdi. Başlarına neler geleceğini herkes bilirdi. O aslında bir ölüm meleği gibi dolaşıyor Auschwitz'te. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanlar kaybedince birçok önemli Nazi subayı Güney Amerika'ya kaçıyorlar. Neden Güney Amerika'ya? Güney Amerika'da da o dönem Peron hükümeti var Arjantin'de. Bunlar zaten Nazilerden çok etkilenmiş. Onlar da üstün Arjantin halkını yaratmanın peşinde. Peron tam bir Hitler aşığı. Hitler savaşı kaybetmiş olmasına rağmen ona olan hayranlığını hiç gizlemiyor. Almanlara kucak açıyor. Birçok önemli Nazi subayı orada. Hatta Ayman biliyorsunuz orada yakalanıyor. Operation Final adlı filmde çok güzel anlatıyorlar. İşte bu Mengele'nin orada yaşadıkları, önce Arjantin, sonra Paraguay, sonra Bolivya, sonra Brezilya devamlı hayatı kaçmakla geçiyor. Çocuklarını gizli gizli görüyor. İlk eşi ölüyor, ikinci eşiyle gizli gizli görüşüyor. Ama ömrünün sonlarına doğru onunla da artık diyaloğu kesiliyor. Hatta oğluyla bir sahnesi var. Oğlu geliyor yanına Brezilya'ya. Babası çok yalvarıyor ona. Oğlu şunun için geliyor. Babam gerçekten böyle bir kötü bir adam mı bahsedilen gibi. Orada babası her şeyi itiraf ediyor. Oğlu çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp tekrar Almanya'ya dönüyor. Ve Mengele yakalanmadan ölüyor. Ayman bildiğiniz gibi yakalandı. Kudüs'te yargılandı, idam edildi. Hannah Kötülüğün Sıradanlığı kitabında bunu çok güzel anlatır. Ama Mengele o önemli subaylardan bir tanesi. Mengele kesinlikle yakalanamıyor. Büyük bir çaba sarf ediyor. Ama derin bir korkuyla hep kaçarak, hep kimliğini gizleyerek, farklı kimliklere bürünerek, ağır işlerde çalışarak, o ilk zamanlardaki Arjantin'de kurduğu, hatta hiç saklamıyorlar aziz subayları kendilerini. Ne zaman ki Mossad peşlerine düşüyor, o zaman saklama ihtiyacı hissediyorlar kimliklerini, sahte kimlikler üretiyorlar. O sahte kimliklerle yaşamak aslında çok ağır geliyor Mengele'ye. Ee, ve bunun üzerine Brezilya'nın ormanlarına kadar kaçıyor. Orada bir köylülerin içerisinde tarımla uğraşarak uzun bir süre yaşıyor ve orada ölüyor. Öldükten sonra oğlu itiraf ediyor. Evet diyor. Ben onunla görüştüm. O benim babamdı. O kendisi Joseph Mengele. Ve akabinde Mossad hemen gidip Brezilya'dan mezarından çıkarıp DNA testine sokuyorlar. Oradaki köylülerin itirafları da onun Joseph Mengele olduğu anlaşılıyor. Eserin konusu çok güzel ama ben üslubunda bazı sıkıntılar buldum. Fransızcadan Barış Tut çevirmiş. Tabii ki çeviriyle ilgili bir şey diyemem. Fransızcam yok. Fransızcasını da okumadık haliyle. Ama şöyle bir sıkıntı var. Acaba eserin orijinalinde mi var yoksa çevirde mi? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Zaman kiplerinde bir sıkıntı var. Bir taraftan görülen geçmiş zaman ekini kullanıyor bir cümlede. Peşine şimdiki zaman. Bu da bakış açısında anlatım tekniklerinde ciddi sıkıntı oluşturmuş. O anlamda esere girmekte ben çok zorlandım. Belki de eserin orijinali böyledir. Ona bir şey diyemiyorum. Gelin bu hafta Türk Edebiyatı'nda okuduğum önemli bir yazarın önemli bir eseri. Memduh Şevket Esendal'ın Vassaf Bey adlı eseri. Bir Ankara edebiyatçısı, Ankara romancısı, dönemin önemli bürokratlarından biri. Ben Cumhuriyet'in ilk dönem yazarlarının çok severim. Neden severim? O muhteşem Türkçe, o sade, okula kulağa müzikal Türkçe hemen hemen bütün yazarlarımızda vardır. Reşat Nuri'yi düşünün, Halide bir düşünün, Ahmet Hamdi zaten bu işin zirvesi. Memduh Şevket. Yani ben Sait Faik'e kadar götürüyorum. Sait Faik'ten sonra çok ciddi bir dil kırılması yaşanıyor romanlarda ve hikayelerde. Ama o Cumhuriyet'in ilk kuşak yazarları hakikaten bambaşka. Refik Halit Karay, Fahri Rıfkı Atay. Hayata bakışları ne olursa olsun hepsinin ortak noktası mükemmel bir Türkçe'ye sahip olmaları. Hemen hemen hepsi de Peyami Safa'da dahil milletvekilliği yapıyorlar. Siyasetle çok ilgililer. Bürokrat olarak yetişmişler zaten. Çok iyi eğitim alıyorlar. Hasebi de bu eserlere de yansıyor. Hatta TRT Arşiv'de, bazen YouTube'da görürsünüz. O dönemki sokak röportajlarında insanların ne kadar zarif, latif bir Türkçesi olduğunu. Memduh Şevket o anlamda çok kıymetli bir yazar. Hem hikayeler olsun hem romanları. Durum hikayeciliğinin önemli kalemlerinden birisi. Sait Faik Abasyanık'la birlikte. Bu eserde ne anlatıyor? Ankara'da Perihan isimli bir genç kız evlenme hayalleri kuruyor. Ve kendisinin 24 yaşında, işte bugünümüzde kıyaslayın yani, 24 yaşında evde kaldığını düşünüyor. En son yaşlı bir insan var çevresinde, Vassaf Bey, babasının da arkadaşı. Onun evlenmek istiyor. Bunu hatta Vassaf Bey'e söylüyor ama Vassaf Bey buna hiç yanaşmıyor. Akabinde de Vassaf Bey vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Perihan'a bir mektup getiriyor bir genç. Vassaf Bey onu okutmuş, büyütmüş. Ve ona bir ev bıraktığını söylüyor delikanlı. Bunların arasındaki aşk ilişkisi. öyle Mükemmel bir konu diyemem, sıradışı bir konu diyemem. Çok karşımıza çıkan vasat konulardan bir tanesi. Ama işleniş tarzı, üslubu çok güzel. Ahmet Hamdi hep şunu der. Ne anlattığınızdan ziyade... Neyi nasıl anlattığınız önemlidir. Çünkü edebiyatta konu bulmak evet zordur ama en nihayetinde herkes aynı konuyu da anlatabilir. Ama burada devreye ne girer? Nasıl anlattığınız üslup devreye girer. Şahsen bir okur olarak, naçizane yazılar yazan da birisi olarak benim için üslup çok önemli. Bir yazarı gerçekten yazar yapan üslup. Geçenlerde Tuğba Doğan'ın Nefaset Lokantası adlı eserini okudum. İnce bir roman. Ondan da bu vesileyle bahsetmiş olayım. Nefaset Lokantası ince bir roman ama üslubu çok güzel. Genç kuşak yazarlarından birisi Tuğba Doğan. Onun da eseri Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Şurada olması lazım. Evet. Ondan da bahsedeyim. Bu haftalık edebiyat kısmını bitirelim sinemaya geçelim. 80'li yazarlardan Tuğba Doğan, 81'de doğmuş. Burada basit bir hikaye anlatılıyor ama üslubu çok güzel, çok güçlü bir kalem. İşte açıkçası iyi okurların da bence aradığı şey zaten üsluptur. Bu anlamda genç kuşak yazarlardan da çok iyi üsluba sahip yazarlarımız var. Gelelim Evet, Midnight Mass gece yarısı aynı Netflix'te bir mini dizi. Neden bunu konuşmayı tercih ettim? Ona gelelim. Son dönemlerde ülkemizde hepimizin çok sık tartıştığı konular. Sekülerlik, din, laiklik gibi kavramları çok konuşuyoruz. Midnight Maze arkadaşlar 7 bölümlük bir mini dizi. Tepedeki evin yönetmeni tarafından çekilmiş önemli bir dizi. Neden önemli? Küçük bir adada geçiyor olaylar. Riley diye bir baş kahramanımız var, karakterimiz. Bu birisini yanlışlıkla öldürüyor alkollüyken ve hapse düşüyor. Seneler sonra hapisten çıkıyor, annesinin babasının yanına gidiyor. Anne baba hatta diğer kardeş oldukça dindar bir aile. Her türlü aynı katılıyorlar. Kilisede hiçbirini kaçırmıyorlar. Bir de rahip var. Yaşlı bir rahip var Monsenyor. Onun yerine genç bir rahip geliyor. Çok fazla da spoiler vermeyin. Sadece şundan dolayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir tane de şerif var o da Müslüman. Genç rahip, yeni gelen rahip Paul Hill olağanüstü şeyler yapıyor. Yürüyemeyen bir kıza dokunuyor, kız yürümeye başlıyor. Böyle mucizeler, çok hasta bir kadın var doktorun annesi. Bir anda ona dualar ediyor, kadın diriliyor, gençliğine geri dönüyor. Böyle sıra dışı şeyler yaşanıyor. Bizim hani dini literatürde mucize dediğimiz kavramlar yaşanıyor. Yalnız orada Şerif biraz uyanık yani, meseleyi çakıyor. Nihal Bengisu Karaca Hanım'ın da bununla ilgili güzel bir yazısı var ben o yazıyı okuduktan sonra diziyi izledim. Kutsalla Trollenmek diye bir yazısı var. O, bu vesileyle o yazıyı da okumanızı tavsiye ediyorum. Bunun üzerine olaylar gerçekleşiyor. Birçok olağanüstülük var. İşte ölüm meleği azrail geliyor falan. Bazı sahneler uzun, diyaloglar uzun, sıkıcı gelebilir. Ama bir din felsefesi ve tartışması üzerine izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ara ara gerçekten Netflix'e dijital platformlara böyle felsefi altyapısı olan derinlikli diziler de geliyor. Midnight Mass birçok kişinin gözünden kaçmıştır. E, gözden kaçmaması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir dizi. Bakalım e, yorumlara. Bu arada oğlum da bana yardım ediyor. Şurada mı oğlum? Direkt şuradan açalım. Aynen, evet. Öğrencilerim de sağ olsunlar izlemişler. Evet, dergiden bahsetmemi söylüyorlar çocuklar. Ee, ben Temmuz dergisinde aylık düzenli yazılar yazıyorum arkadaşlar. Temmuz Edebiyat dergisinde. Şöyle dergiyi de göstereyim. Bu ayda Kolombiyalı yazar Vasquez'in Düşen Şeylerin Gürültüsü adlı eserini ile ilgili bir yazı kaleme aldım. Bazen aylık çıkıyor dergimiz, bazen iki ayda bir çıkıyor. Okumanızı, almanızı tavsiye ederim. Bu ay Sezai Karakoç özel sayısı olarak çıkacak ama Sezai Karakoç'u benden çok daha şiirle ilgilenen önemli üstadlar yazdılar. Ben de genelde... Çekti aşağı in biraz. Çünkü yazıyorlar. Ben de genelde kitaplarla ilgili yazılar yazıyorum. Destek verirseniz seviniriz. Hocam bugün dizi film karışık değil mi? Evet öyle oldu. Evet başka da sorunuz yoksa arkadaşlar bu haftalık benden bu kadar. İnşallah en kısa zamanda tekrar edebiyat ve sinemayla sohbet ettiğimiz dolu dolu yayınlarımız gerçekleşmiş olur. Bazı yayınlarımız canlı olacak bazen banttan yapacağız. Herhangi bir sorunuzu yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Kanalıma da abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.